We were just kind of sitting there brainstorming what we could do to keep her memory alive more. Bugünkü ilk vakamızda bir üniversite yurdunda çıkan yangını, yaşanan korkunç trajediyi ve arkasındaki şeytani planı konuşacağız. Ayrıca Amerika'da yaşayan bir ailenin 90 gün arayla yaşadıkları evlat acısına ve failinin yakalanışına tanık olacağız. Hazırsanız, gerçek suçun sınırlarının zorlandığı, yarım kalan hayatlarla dolu ters köşe başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Melissa Katie Autry, 10 Mayıs 1984 tarihinde Davis, Kentucky'de doğdu. Katie'nin çocukluğu annesinin akıl sağlığının gölgesinde geçti, Donnie şizofreni hastasıydı. Katie 10 yaşına gelene kadar akrabalar arasında gidip geldiler, son yerleri ise teyzelerinin yanı oldu. Ancak günün birinde Katie ve kız kardeşi koruyucu aileye verildi. Sonunda aile sıcaklığıyla tanıştılar. Jim ve Shirley çifti, kızlara ihtiyaçları olan sevgiyi verdiler, maddi durumları da iyiydi, iki katlı güzel bir evde yaşıyorlardı. Katie lisede başarılı oldu, hem iyi bir öğrenciydi, hem de okulun amigo kız takımındaydı, ufak tefek minyon bir sarışındı. Üniversite tercihi yapan Katie, koruyucu ve biyolojik ailelerine yakın kalmak istiyordu. Bu yüzden Western Kentucky Üniversitesi'ne gitmeye karar verdi. O da arkadaşı Danica ile çok iyi anlaştı, sürekli birlikte takılırlar, kampüs civarında içki içip parti yapmaktan keyif alırlardı. Üniversite yıllarında Katie, cinselliği de keşfetmeye başladı, Morris adında bir adamla uzun süredir ilişki içindeydi. Ancak Morris'in şehir dışından bir kız arkadaşı vardı ve Katie ile gönül eğlendiriyor, ciddi bir ilişki kurmayı düşünmüyordu. Üniversitenin birinci yılında Katie, koruyucu aile sisteminden kurtulmaya karar verdi, artık bağımsız olmak istiyordu. Ancak bu kurtuluşun bir bedeli olacak, aynı zamanda üniversite bursunu da kaybedecekti, çünkü eğitimi için para ödeniyordu. Maddi sıkıntılar yaşamaya başladı ve nasıl para kazanabileceğini planladı, sonunda bir yol çizdi. Striptiz kulübü gibi yetişkin eğlence mekanlarında, egzotik bir dansçı olarak çalışmaya başladı, bu mekanların çoğu kampüs dışındaydı. 3 Mayıs 2003 Cumartesi günü ise, Katie ve Danica kampüste takılacak, orada bir kardeşlik partisine katılacaklardı. Partiden önce yeterince alkol aldılar, bu yüzden partiye vardıklarında Katie çoktan sarhoştu, zar zor ayakta duruyordu. Katie'nin bir tuhaflığı da sarhoş olduğunda ağlamasıydı ve Danica genellikle onunla başa çıkmak zorunda kalıyordu. Parti sorunsuz bir şekilde başladı ve Katie orada sevgilisi Morris ile karşılaştı. Onunla dans etmek istedi ancak bu isteği reddedildi, ondan sonra Katie çılgına döndü. Sinirlenip Morris ile kavga etmeye başladı, bir noktada öfkesi tavan yaptı ve rahatsız edici bir şekilde saldırganlaştı. Durum kontrolden çıkıyor, mekan sahipleri ise olayın büyümesini istemiyordu ve Katie'den uzaklaşmasını istediler. Bir kardeşlik yemininin gereği olarak, bu tür durumlarda problem çıkaran insanların bir şekilde evine götürülmesi gerekiyordu. Ancak Danica eğleniyor, doğal olarak partiden de ayrılmak istemiyordu, bunun üzerine Katie'yi bırakmak için birisi görevlendirildi. O geceki şoförü olacak kişi, Katie ile birlikte mekandan ayrıldı ve yurduna doğru yola çıktılar. Katie gittikten kısa bir süre sonra, Danica onun telefonunu aradı, hem kontrol etmek hem de sağ salim yurda vardığından emin olmak istiyordu. Telefonu açan Katie, yurda sorunsuz bir şekilde geldiğini ve yatağında olduğunu söyledi, ancak sonra ifadesi değişti. Odasında yabancı birisi olduğunu ve çok korktuğunu anlattı, çünkü onun kim olduğunu bilmiyordu. Endişelenen Danica, odadaki kişiyle konuşmak istediğini söyledi, telefonun diğer ucunda bir erkek vardı. Yurda getiren kişi olduğunu söyleyen adam, Katie sarhoş olduğu için kata çıktığını, odasına girdiğinden emin olmak istediğini ifade etti. Sonunda rahatlayan Danica, son kez telefonda Katie ile konuştu ve sabah görüşmek üzere sözleşip telefonu kapattılar. Bu telefon görüşmesinden 1,5 saat sonra,
yurtta bir hareketlilik yaşandı ve yangın alarmı çalmaya başladı. Bu durum üniversite yurtlarında pek sıra dışı olmayan, genellikle eğlence amaçlı yapılan bir hareketin sonucuydu. Öğrenciler binadan dışarı çıktı, bazıları hala yarı uykulu, bazıları ise zil zurna sarhoştu. Olay yerine gelen itfaiye memurları, yangın alarmının yanıltıcı bir alarm olabileceğini söylediler, tahkikata çıkana kadar. İlk müdahale ekipleri yurda girdi, yangının kaynağı olan odayı aramaya başladılar ve sonunda belirlediler. İtfaiyeciler odaya girdikten sonra, kısa sürede alevleri söndürmeyi başardı, daha sonra yatağın üzerinde parıldayan bir şey gördüler. Alevlerin arasında gördükleri, yanan bir insan bedeninden başkası değildi, ne yazık ki bu kişi Kate Autry'di. Kötü bir şekilde dövülmüştü ve yüzüne bir gömlek sarılıydı. Ayrıca odadaki yağmurlama sisteminin etrafı bir kumaşla kapatılmıştı. Genç kız odasında saldırıya uğramış, ardından hayattayken ateşe verilmişti ve hemen polislere haber verildi. İtfaiyeciler Kate'yi binadan çıkarırken, sürpriz bir şekilde hayattaydı ve itfaiyecilere "beni eve götürün" diye mırıldandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, odada bir saç spreyi kutusu buldu ve bunun hızlandırıcı olarak kullanıldığını belirlediler. Kritik durumda olan Kate'i, Nashville, Tennessee'deki Vanderbilt Hastanesi'ne transfer edildi. Doktorlar Kate'nin yanıklarının, sinir uçlarını tahrip edecek kadar şiddetli olduğunu açıkladılar, bu onun yaşadığı acının dehşetini anlatıyordu. Tedaviye cevap veremedi ve 7 Mayıs 2003 Çarşamba günü, Kate hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Polisler soruşturmaya başladı, her zaman birlikte olduğu Danica ile başladılar. O gece birlikte partiye katılmalarına rağmen, neden yurtta olmadığını sordular ve telefon kayıtlarını sordular. Danica ise parti geç biteceği için, o gece başka bir arkadaşında kaldığını açıkladı, ayrıca o gece yaşananları anlattı. Partide yaşananlardan ve bilinmeyen adamla olan telefon görüşmesinden bahsetti, telefondaki Kate'yi eve götüren kişiydi. Polisler o adama ulaştı ve ifadesini almak üzere karakola çağırdılar, ancak Kate'yi bıraktıktan sonra ne olduğunu bilmediğini söyledi. Ayrıca erkek arkadaşı Morris'i de sorguladılar ama o gece için güçlü bir mazereti vardı ve oklar yine yurda bırakan gence çevrildi. Onu tekrar sorguya aldılar ve o gece araçtaki tek kişinin Kate olmadığını, bir arkadaşı daha olduğunu öğrendiler. Araçta bulunan Steven Sous, yakınlardaki Scottsville'da yaşıyordu ve Western Kentucky Üniversitesi'nde öğrenci değildi. Partiye arkadaşlarıyla gitmişti, tıpkı Kate gibi o da sarhoştu ve arabanın arkasında sızdı. Yurda döndükleri sırada Kate, Steven'la hasta olduğu için alay etti ve ona sürekli "hasta çocuk" diye seslendi. Kate arabadan indiğinde ise, Steven bir arkadaşına selam vermek istediğini söyledi ve o da arabadan indi. Sorgulanmak üzere getirilen Steven, kendi topluluğunda bir yalancı olarak biliniyordu ve hırsızlığıyla ün salmıştı. Kate'den 2 yaş büyüktü, tembellik, okula gitmeme ve çalışmama geçmişi vardı, bir esrarkeş olarak tanınıyordu. Hiçbir zaman ciddi bir belaya bulaşmamış olsa da, birlikte takıldığı insanların çoğu ona güvenmez, güvenemezdi. Sorgusunda Steven, o gece birkaç arkadaşıyla partiye katıldığını, birlikte eğlendiklerini söyledi. Bir noktada çok sarhoş olduğunu ve alandan ayrıldığını, arkadaşının aracına uyumaya gittiğini iddia etti. Kate'nin yurdunda indikten sonra, onunla ortalıkta dolaşıp seviştiler, daha sonra Kate onu yurda davet etti. İlk başta yurt odasına gitmeyi reddetse de, daha sonra fikrini değiştirdiğini ve gizlice yurda girdiğini itiraf etti. Kate'nin odasına çıktılar ve bir süre seviştiler, ancak gece Kate'yi incitmediğini söyledi. Polisler doğru kişiyi sorguya aldığını düşünse de, Steven hikayesini değiştirmeye başladı ve Kate'ye zarar veren kişiyi tanıdığını söyledi. Kate ile odada takılırken, arkadaşı Lucas Kudrom'u aradı ve onun nerede olduğunu sordu. Daha sonra Lucas'ın yurt odasına geldiğini ve Kate'ye asıldığını, onunla seks yapmak istediğini iddia etti. Steven'ın ifadesine göre, Kate Lucas'ı reddetti ve Lucas öfkelenip ona saldırmaya başladı.
Her ne kadar Kate'e karşılık vermeye çalışsa da, Lucas ondan çok daha iriydi ve genç kız ona direnemedi. Lucas Kate'e bir süre işkence etti ve sonunda onu ateşe verdi, birlikte onun yanışını izlediler. Lucas Goodrum, 2003 baharında 21 yaşındaydı, herhangi bir yerde öğrenci değildi. Beceriksizin önde gideni, elinden iş gelmeyen veya eğitim almak için adım atmayan biri olarak biliniyordu. Ailesi multimilyonerdi, bu yüzden çalışmayı reddediyordu, düzenli olarak alkol alırdı, ailesi ise bu kalitesiz hayatına ses çıkarmazdı. Lucas genç yaşta evlenmişti, hatta küçük bir erkek çocuğu vardı, ancak eski karısıyla şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrıldılar. Hatta Kate'e saldırıya uğramadan bir gün önce, Lucas kız arkadaşının evine gitmiş ve aile içi şiddet suçlamasıyla tekrar tutuklanmıştı. Sorgulanmak üzere getirilen Lucas, Kate'i partide gördüğünü hatırladı, ancak yurt odasına gitmediğini iddia etti. Yurttaki yangın sırasında başka bir yerde olduğunu, bahsi geçen telefon görüşmesini yapmadığını söyledi. Lucas'ın babası ve üvey annesi de, yangın sırasında evde olduğunu söyleyerek, çocuklarına güçlü bir mazeret sağlayabildi. Lucas tüm suçlamaları reddediyor, Kate Autry'nin tecavüze uğraması ve öldürülmesiyle, hiçbir ilgisi olmadığı konusunda diretiyordu. Yine çıkmaza giren dedektifler, Lucas'ın şiddet geçmişi olması sebebiyle, Steven'ın o geceyi uydurduğuna inandılar. Ancak hata yapmak istemiyorlardı, katilin ikisinden biri olduğuna eminlerdi ve ikisi de tutuklanıp hapse gönderildi. Steven Suess ve Lucas Goodrum, Kate'nin birinci derece ölümcül cinayetiyle suçlandı, ikisinin de ölüm cezası alması muhtemeldi. Duruşmaları beklenirken dedektiflere, suç laboratuvarından bir telefon geldi, Kate'nin cesedinden alınan örneklerle ilgiliydi. Onu yakma ve kanıtlardan kurtulma girişimlerine rağmen, yine de Kate'nin vücudunda bir meni bulundu, bu Steven Suess ile eşleşiyordu. Sürpriz bir şekilde odadan ve Kate'nin vücudundan, Lucas'ın DNA'sını içeren hiçbir kanıt çıkmadı, Lucas aklanmış gibiydi. Gelen bu çarpıcı bilgiden sonra Steven, Kate'ye saldırdığını itiraf etti, ancak bunu Lucas'tan sonra yaptığını iddia etti. Önce Lucas'ın tecavüz ettiğini, daha sonra da Lucas'ın kendisini tehdit ettiğini iddia etti, çünkü yapmazsa ölecekti. Lucas'a karşı delil eksikliği göz önüne alındığında, yetkililer mahkumiyet kararı alamayacağının farkındaydı ve Steven'a bir anlaşma teklif ettiler. Steven Suess, cinayet, tecavüz, kundaklama ve tecavüze suç ortaklığı gibi tüm suçlamaları kabul etti. Karşılığında ise Steven için verilen ölüm cezası masadan kaldırıldı ve Lucas Goodrum aleyhine tanıklık etmek zorunda kaldı. Mahkemeye çıkan Steven, hikayesini bir kez daha değiştirdi, Kate'e saldıran, döven ve tecavüz eden kişinin Lucas olduğunu söyledi. Tecavüz ettikten sonra saç spreyini sıkanın ve Kate'e ateşe verenin kendisi olduğunu iddia etti. Bunu Lucas'ın talimatlarıyla ve tehdit altında yaptığını söyledi, ancak önceki ifadesinde Kate'e yakanın Lucas olduğunu söylemişti. Steven'ın ifadesinin aksine, Lucas'ın gece için bir tanığı vardı ve olaya karıştığını inatla reddetti. DNA'sı olay yerinde bulunamadı ve onu doğrudan suçla ilişkilendirecek kanıt yoktu, ancak bir muhbir vardı. Bu muhbir Lucas'ın mahkemeyi beklediği sırada suçu itiraf ettiğini iddia eden bir mahkumdu, ancak bu jüri için yeterli değildi. Lucas Goodrum, Kate'nin cinayetinden suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı. Ailesi ise bu karardan sonra mahvoldu. Birkaç yıl sonra Lucas, eski karısına karşı aile içi şiddetten suçlandı, ardından Texas'a taşındı ve halkın radarından çıktı. Steven Suess ise, şartlı tahliye olasılığı olmadan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, şu anda Kentucky hapishanesinde. Sizler videoyu beğenip, abone ol butonuna nazikçe dokunurken, biz de ikinci vakamıza hızlı bir geçiş yapalım. Christina McCartney, 3 çocuğu, sevgilisi ve sevgilisinin oğluyla birlikte Osgood, Indiana'da yaşıyordu. Christina'nın en büyük çocuğu Nicholas, 2016'da 12 yaşındaydı, kız kardeşleri Desiree ve Abigail McCartney ise daha yeni yürümeye başlayan bebeklerdi. Ancak Christina kocasından ayrıldı ve kısa süre sonra Steven Ritz ile tanıştı, onun yanına taşındılar.
4 Ağustos 2016 tarihinde ise, bu sefer Steven'ın eski kız arkadaşı doğum yaptı, bebekleri Nathaniel dünyaya geldi. Nathaniel'ın bakımı, babası Steven tarafından yapılıyor, Christina ise sevgilisine yardım ediyordu. 3 küçük çocuğun abisi olan Nicholas'tan, sık sık kardeşlerine bakması ve evdeki işleri tamamlaması istenirdi. Aynı zamanda okul ile mücadele eden Nicholas, derslerinin çoğunda kalıyordu, başarısız bir öğrenciydi. Annesine göre bu durum, okulun bireyselleştirilmiş eğitim vermemesinden kaynaklanıyordu, oğlunun suçu değildi. 1 Mayıs 2017 tarihinde, her zamanki gibi 13 yaşındaki Nicholas'a, 3 küçük çocuğu emanet edip evden ayrıldılar. Akşam eve döndüklerinde ise, çocukları oturma odasında ağlarken buldular, aralarında Desiree yoktu. Ağlayan abisi Nicholas, Desiree'in hastalandığını ve küvete 2 kez kustuğunu söyledi. Onu temizlemek için bebek mendili almaya gittiğini ama geri döndüğünde kardeşini küvette yüzerken bulduğunu söyledi. Eve ambulans ve polis ekipleri çağrıldı, küçük kız hastaneye kaldırılırken polisler ailenin ifadesini aldı. Başlangıçta Steven, Desiree'ye kalp masajı uyguladığını söyledi, ancak daha sonra yapmadığını itiraf etti. Annesi Christina ise, ambulansı beklerken kızını uyandırmaya çalıştığını ve kalp masajı yaptığını belirtti. Sağlık ekipleri başarılı oldu, 2 yaşındaki Desiree kalp atışlarını geri kazanmayı başardı, ancak kısa sürecekti. 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan, bu sürede makinalara bağlı nefes alan Desiree, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Desiree'in yapılan otopsisi, küçük kızın ölümünü açıklayan hiçbir enfeksiyon belirtisi, yapısal anormallik veya yaralanma olmadığını gösterdi. Ayrıca kızın ciğerlerinde su bulunmaması, kesin ölüm nedeninin boğulma olmadığını kanıtladı, ölüm şekli belirsiz olarak kabul edildi. Bu trajik ölümden birkaç ay sonra, ailenin evine bir kez daha ambulans çağrıldı ve hızla yola çıktılar. Bu sefer de 11 aylık Nathaniel Ritz, tepkisizdi ve nefes almıyordu, hastaneye kaldırıldı. Gece yarısından hemen sonra, doktorlar çabaların yetersiz kaldığını ve bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladılar. Acil servis doktorunun raporuna göre, 911 aranmadan yaklaşık yarım saat önce, Nathaniel nefes almayı bırakmıştı. Sadece birkaç ay içinde bu evde, ikinci bebeğin ölümü gerçekleşiyordu ve ölümler polislere bildirildi. Çocuk hizmetleri vakaları araştırmaya başladı, Abigail ve Nicholas evden uzaklaştırıldı. Sorguya alınan Christina, 20 Temmuz akşamını anlatmaya başladı, çocukları ve erkek arkadaşıyla televizyon izliyordu. Saat 11 civarında Nicholas'tan, Nathaniel'ı odasına götürmesini ve uyuması için onu yatağa yatırmasını istedi. Nicholas ile Nathaniel aynı odayı paylaşıyordu, ikisi de uyuduktan kısa süre sonra Nicholas geri geldi. Kardeşinin tepkisiz ve mavi renkte olduğunu söyledi, bunun üzerine annesi 911'i aradı. Nathaniel'ın yapılan otopsisi, kesin ölüm nedeninin travma, doğuştan anormallikler veya enfeksiyon olmadığını gösterdi. Tıpkı Desiree'de de olduğu gibi, Nathaniel'ın ölüm şekli de belirsizdi, Christina bir nöbet geçirmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca Nathaniel'ın ölümünün, anne karnında maruz kalınan metamfetaminle ilgili olabileceğini belirtti. Ancak bu teorileri destekleyen hiçbir kanıt yoktu ve polisler herhangi bir şüpheli bulamadılar. Aileden uzaklaştırılan Nicholas, amcasının evinde yaşıyordu ve aile üyeleri Nicholas'ın anormal davrandığını fark etti. Büyük teyzesini ziyarete giden Nicholas, 2 kedi yavrusunu sakat bıraktı, bu tuhaf davranışın sebebi neydi? Hatta bir kediyi o kadar sert sıkmıştı ki, kedinin iç organları vücudundan dışarı çıkıyordu, her iki kedinin kafasında da delikler vardı. Bunu neden yaptığını Nicholas'a sordular, yavru kedinin onu tırmaladığını ve bunun da onu kızdırdığını söyledi. Amcasıyla konuşan Nicholas, ona önemli bir şey söylemesi gerektiğini belirtti, kardeşlerinin ölümünden o sorumluydu. Bu itiraf karşısında dehşete kapılan amcası, olayı polislere bildirdi, dedektifler ve psikologlar eve geldi. Desiree ve Nathaniel'ın başına gelenler hakkında, Nicholas'tan gerçeği anlatmasını istediler ve kan donduran cinayetleri anlatmaya başladı. Desiree'yi öldürdüğü gece Nicholas, önce başına bir havlu koydu
daha sonra hareket etmeyi bırakana kadar bastırdı. Yüzü maviye dönünce öldüğünü anladı, daha sonra kardeşlerinin yanına gidip ağladı, masuma oynadı. Yaklaşık 90 gün sonra ise, bu sefer hedefinde Nathaniel vardı, onu yatağına yatırdı. Başına bir battaniye örttü ve bebek hareketsiz kalana, yüzü maviye dönene kadar bastırdı. Bunları neden yaptığı sorulduğunda ise, onların cehennemden ve ateş zincirlerinden kurtarılması gerekiyordu dedi. Ayrıca aylardır tacize uğradığını, taciz edenin ise annesinin sevgilisi Steven Ritz olduğunu söyledi, amacı çocukları ondan korumaktı. Kendi yaşadıkları çok korkunçtu, kardeşlerinin aynılarını yaşamasını istemedi ve cinayetleri işledi. Ocak 2018'de Nicholas, psikiyatrik bakım için Larue Carter Hastanesi'ne yatırıldı, normal bir genç gibi değildi. Savcılık davanın, çocuk mahkemesi yerine yetişkin mahkemesinde görülmesini istedi, çünkü ömür boyu hapis ihtimali yoktu. Desiree McCartney ve Nathaniel Ritz'in otopsi sonuçları, adli tabipler tarafından değiştirildi, ölüm nedenleri boğulma olarak gösterildi. Nicholas'ın bir yetişkin olarak mı, yoksa bir çocuk olarak mı yargılanması gerektiğini belirlemek üzere, mahkeme tarafından iki psikolog görevlendirildi. İkisi de genç faille görüşmeler yaptı ve Nicholas'ı yargılamaya uygun buldular, IQ'sunun 84 olduğu belirlendi. Savunma avukatları ise bu karara karşı çıktı ve başka bir psikolog tuttular, Nicholas'ın yargılanmaya uygun olmadığını belirttiler. Nicholas mahkemeye çıktı ve jüri onu her iki cinayetten de mahkum etti, sonunda duruşmanın ceza kısmı başladı. İddia makamı kurbanların genç yaşı, savunmasız oluşları, Nicholas'ın duygusuzluğu ve gösterdiği duygu eksikliğini içeren koşulları sundu. Savunma ise Nicholas'ın suçları işlediği sırada sadece 13 yaşında olması, olgunlaşmamış olması ve akıl sağlığı sorunları gibi nedenleri sundu. 2022 yılının Şubat ayında Nicholas artık 17 yaşındaydı ve iki küçük kardeşini öldürmekten hüküm giymesi bekleniyordu. Yargıç kararını verdi, her iki cinayet içinde 50 yıl olmak üzere toplamda 100 yıl hapis cezasına çarptırdı. Nicholas'ın annesi Christina, oğlunun suçsuz olduğuna inanıyor ve onun yanında olmaya devam ediyor. Ayrıca sevgilisi Steven'ın, çocukları öldürmesi için Nicholas'ı yönlendirmiş olabileceğini iddia etti. Ancak bu iddiayı destekleyecek, Steven aleyhinde hiçbir kanıt yoktu ve herhangi bir suçla itham edilmedi. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.